Merhaba sevgili izleyiciler. Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri Tomris Uyar'ın hayatından uyarlanan Tomris oyunu şu sıralar tiyatro severlerin en çok konuştuğu oyunlardan biri. Tomris'e hayat veren Janset ve oyunun yazarı Kaan Erkam'la biz birazdan Tomris'i konuşacağız. Konuşuyor, ben yazıyorum. Ama susmuyor bunlar. Susmuyorlar. Dünya cehennem. Dünya cennet değil. Ama susmuyor bunlar. Susmuyorlar. Hayır, hayır. Hani sen hoş kabul edersen hoşluğunu ve hangi deli kendini deli diyebilir? Efendim hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Biz çok güzel bir oyun vesilesiyle sizi konuk ediyoruz. Tomris, Türk Edebiyatı'nın belki de en iyi kadın yazarlarından biri. Tomris Uyar'ın hayatından yola çıkarak tiyatro sahnesinde biz harika bir Tomris izledik. Ve siz onların yaratıcılarısınız Janset Hanım. Siz bizzat karakteri canlandıran kişi olarak ve Kaan Bey siz de yazar olarak oyunun. Öncelikle hemen şunu sormak istiyorum. Tomris Uyar sizi nasıl bir araya getirdi? Buyurun. Şimdi şöyle oldu. Ben bir kadın oyunu yazmak istiyordum tek kişilik. Bir karakter arıyordum. Ondan sonra Tomris Uyar'ın bir hikayesini okudum. Yani hikayesi anlatısı, anısı. Amerika'ya gitmiş. Çok yaramaz bir kadınmış. Yani yaramaz derken çok eğlenceli, muzip sizin gibi. Ondan sonra otelden çıkma demişler Amerika'da. Burası çok tehlikeli. Otelden kaçmış arka kapılardan. Sonra gitmiş bara, insanlarla tanışmış. Gözlemlerini anlatıyor. Ben de çok böyle fikri olan, erkekler hakkında fikri olan kadını yazmak istedim. O da Tomris oldu. Aslında bana mailler geliyor. İşte Tomris Uyar'ın sözleri değil bunlar diye. Birçoğu Tomris Uyar'ın sözü değil. Ondan yola çıktım. Hatta Janset Hanım bana hangisi onun, hangisi senin, hangisi Turgut'un diye yaz dediğinde çok az yerleri işaretleyebildim. Çok keyifli bir Tomris oldu. Düşündük taşındık kim yapar diye. Janset, başka isim gelmedi. Yani bir iki isim düşünüldü ama çok cesur biri, çok eğlenceli biri olmalıydı bunu oynayan. Ve muhteşem bir karakter çizdi. Evet. Aslında ben Tomris Uyar'ın bir söyleşisini dinledim. Şöyle diyor, ben aslında diyor çok ağlak, böyle biraz şey edebiyatını sevmiyorum diyor ve kendi aslında yazdığı hikayelerinde de çoğunda o hani her zaman o mizahı içerisinde barındırıyor. Ve bence de o anlamda siz de bunu fark ettiniz herhalde Tomris Uyar'da. Peki siz Tomris Uyar'la ilgili böyle bir metin geldiğinde size ne düşündünüz? Hani Tomris Uyar'ı nasıl tanıyordunuz? Oyunla birlikte nasıl tanımaya başladınız? Ya maalesef tanımıyordum. Yani Tomris Uyar ismini biliyordum ama derinlemesine tanımıyordum. Kitabını okumamıştım. Bir çevirmen olduğunu, bir yazar olduğunu biliyordum. İnsanların magazinsel boyutta yaptığı dedikoduları biliyordum. Ama hiçbir zaman bir kitabını alıp okumuşluğum yoktu. Oyun sonrası, şimdi içim dışım Tomris Uyar oluyor. Artık her şeyini öğreniyorum. Yakında röportajlarda bilgiler de vermeye başlarım efendim konuyla ilgili. Yeni tanıştım, tanıştığıma çok memnun oldum. Röportajlarını izliyorum ve hani hem kendini ifade ediş şekli hem cümleleri oluşturduğu kelimelerin seçimi, karşısındaki insana davranış biçimi, duruşu, aklı çok bana yatkın ve hani bu yolculukta böyle yoldaşım Tomris olduğu için çok mutluyum. Bütün kitaplarını aldım. Eksik olanları da sağ olsun oğlu bana verecek. Böyle kronolojik olarak Tomris İzledi mi oyunu? İzledi, galaya geldi. Ha. Basın gösterimine geldi galamız. Neydi onun hani size neler söyledi şeyle ilgili? O çok beğendi. Yani oyunculuğuma iltifatlarda bulundu. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Beğendi. Yani şeyi de söyledi. Aslında benden izin almasına gerek yoktu Kaan Bey'in. Çünkü hani tamamen baştan sona Tomris'in dillendirdiği bir metin değil sonuçta. Ama hani böyle bir güzellik yapıp bana da sorduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Bir de çok zarif ve çok güzel bir insan. Onunla da tanıştığım için çok mutluyum. Dolayısıyla
aslında Kaan Bey'e ve beni hatırlayan kimse, beni düşünen insanlara bu yolculukta çok teşekkür ediyorum. Evet, ya ben oyunu izledikten sonra Tomrus Uyar'ın peşine düştüm yani. Hani nasıl bir kadın, ne yapmış? Hani belki bir az, bir iki tane belki hani kitabını okumuştuk ama ben sonra aslında hani günümüzde kadınları düşündüğümüzde ta o zamanlar o aslında bir baş kaldırış içerisinde. En önemlisi belki hani oyunun içerisinde de geçiyor. Hani o el alem ne der? Onu çok da önemsemeyen bir kadın. O anlamda da bence oyundan sonra birçok izleyici de benim gibi böyle Tomrus Uyar'ın peşine düşecektir. Bunu da istediniz mi aslında? Hani bu hani Janset Hanım da bahsetti. Hani biz hep Tomrus Uyar'ı o hani magazinsel, belki de işte üçüncü yenicilerin ilhamı, işte yaşadığı evlilikler ya da aşklar. Birazcık da aslında Tomrus Uyar'ın gerçek yeteneklerini görmemezden geldik o magazinsel haberler nedeniyle. Siz biraz bunu kırmak mı istediniz acaba? Ya, ben oyunu yazdıktan sonra Turgut Uyar'ı buldum, oğlu. Böyle bir şey yazacağım dedim. Ama dedi lütfen 3 şair bir kadın, 4 şair bir kadın hikayesi istemiyorum. Zaten dedim böyle bir şey yazmayacağım. Onu herkes biliyor. Amerika'yı neden yeniden keşfedeyim? Bir yaz bakalım dedi. Ben çoktan yazmıştım. Janset'i arıyordum yani. Sonra Janset'le de tanıştılar. Oturdular, kahve içtiler. Çok entel bir adam. İkizler Burcu. Janset İkizler Burcu. Ben İkizler Burcu. Yönetmenimiz Mehmet Ulay İkizler Burcu. Zor olmuştur aslında bir anlamda da değil mi? Tabii siz burada nasıl oturuyoruz bilmiyorsun sen. Evet. Peki Janset Hanım siz ne diyorsunuz? Hani bir kadın olarak Tomrus Uyar'a yani kendi edebiyatına yapılan haksızlıktan dolayı diyeyim. Yani sürekli hani işte bu aşklara işte ilham olması, bununla gündeme gelmesi. Şimdi bu oyunla beraber biraz Tomrus'un yazar kimliğinin de ön plana çıkması için elimden geleni yapacağım. Çünkü öncelikle bir kadın olarak yaptığınız işlerden yani hani ne bileyim işte insanlar ayrısak da beraberiz yarım elmayı falan çok seviyorlar ama tutup da vay işte Tarkan'ın nasıl sevgilisi işte şarkılarını ona yap deyip beni hani beni yok sayıp kimliğimi yok sayıp hani başka türlü bir yoldan magazinle anılıyor olsaydım herhalde çok incinirdim bundan yani hani Tomrus Uyar son derece edebiyat dünyasına katkıda bulunmuş kendince bir dil oluşturmuş. Bunu da çok güzel ifadelendiren ve hani kitaplarıyla ön plana çıkması gereken bir insan. Tamam, güzelmiş, akıllıymış, erkeklerin de dikkatini ve ilgisini çekmiş. Dolayısıyla o insanları peşinde sürüklemiş, onlara böyle aşk şiirleri yazdırmış, aşıkları daha da aşık etmiş. Tamam, güzel, okey. Ama hani bu bir kenarda durmalı. Çünkü hani güzel ve akıllı kadınların peşinde herkes koşuyor. Erkeklerin de böyle yaşantıları var. Hatta erkekler kadınlardan daha hoyrat yaşıyor aşk ilişkilerini. Evet. O duyguları rencide ederek, o aşkları suistimal ederek, kadınların kendilerine olan ilgilerini belki önemsemeyerek, küçümseyerek çok daha beter hayatlar yaşıyorlar. Dolayısıyla buna değinmediğimiz sürece ya da bunu ne kadar konuşuyorsak bence Tomrus Uyar'la ilgili de bunu bu kadar konuşmamalıyız bence. Evet, o anlamda da gerçekten yani hani eğer bu şeyle yola çıkıldıysa gerçekten o başarılmış bence. Çünkü biz izleyici olarak Tomrus Uyar'ın peşinden gidiyoruz. Tabii bir de şeye gelmek istiyorum yani aslında oyundaki karakter de hani gerçekten akıl sağlığı yerinde değil ve hani biraz kendi hayalleri içerisinde yaşamış. Mesela onu birleştirirken yani neden Tomrus Uyar'dan ilham alarak öyle bir şey yazmak istediniz yani? O karşı çıkışlarından dolayı mı? Şimdi akıllı deliye söyletirmiş biliyorsunuz. Yani Tomrus Uyar diye bir kadın olsaydı, çıksaydı, bütün bunları söyleseydi insanlar çok fazla didaktik bulurdu. Şimdi bir deli bu kadın. Deli olduğu için her şeyi söylüyor. Delice ağlayabiliyor, delice gülebiliyor. Her şeyi söylüyor. Hiç sınırı yok ki. Zaten ses ona sen Tomrus değilsin diyor. Bu da seyirciyi biraz yanıltıyor. Yani Tomrus mi değil mi? O kim peki? Diye giriyor. Ama bambaşka bir kişilik de çıkıyor. Ben dediğim gibi hani yüzü burada diye değil, her seyrettiğimde daha çok etkileniyorum ve tutamıyorum, mesaj atıyorum ona. Ona mesaj atmak da yani ateşe el sokmak gibi bir şey tersine geliyor. Ondan sonra ben şey diyorum yani bugün en iyisiydi, bugün çok keyifliydi, bugün şöyleydi diye. Seyirciyi ayağa kaldırmak çok zordur. Parayla tutsam bile ayağa kalkmaz. Yani
oturduğum yerden video çekemiyorum. Çünkü bir anda arkaya şöyle bir bakıyorum, bütün salon ayağa kalkmış. Bir de dolu yani hani şeyler, oyunlar. Şimdi gerçekten müthiş bir oyunculuk performansı izliyoruz. Ve sahnede ediyorum. De çok güzel, şey, sade bir dekor var. Hani Mehmet Bey de aramızda olacaktı. Hani çok değerli bir hani evet. Hem yönetmen hem oyuncu. Maalesef gelemedi. Çekim olduğu için. Nasıldı birlikte çalışmak? Hani gerçekten o da o bütün titizlikle ve sizin o bütün oyunculuk yeteneklerinizin farkına vararak ve etrafta hiçbir şey bırakmamış. Hani siz çok bütün sahneyi ediyorum. Dolduracaksınız diye. Çok sağ olun. Öncelikle güzel sözleriniz için. Mehmet Hocam benim bu projedeki en büyük şansım. Yine teşekkür ediyorum. Biz Yarım Elma'da karşılıklı oynamıştık. Babama oynamıştı Mehmet Beyciğim. Ve birlikte çalışmak gerçekten proje adına da bir şans oldu. Çünkü çok özgür bıraktı. Yani sınırlarımı biliyordum ama o sınırların içinde çok fazla uçabileceğim alan bıraktı bana. Bu yani bir yönetmenin böyle o ego savaşına girmeden, kibirlenmeden, oyuncuyu ezmeden çok fazla böyle... Çok güzel bir deneyimdi. Yani böyle kelimelerle doğru düzgün ifade edemiyor olabilirim. Çok heyecanlanıyorum çünkü Mehmet Hoca ile çalışmamı ifade ederken. Bir kere benimle işbirliği yaptı. Hiçbir şeyde diretmedi. Beni gördükçe sahne üstünde, çünkü biz okuma provası bile yapmadık. Beni tekstle sahneye attı. Ve işte ne bileyim hani gözüm tekste, kulağım hocada, birlikte bir şeyler oturtmaya çalışıyoruz. Provalar ilerledikçe... dekorlar azalmaya başladı. Çünkü tekst sağlam, oyuncuma güveniyorum, benim buna da ihtiyacım yok, buna da ihtiyacım yok, o da olmasın, bunu da istemiyorum dedikçe böyle gittikçe daha minimal bir hale geldi dekor. Oyunculuk ona göre tabii dekor sadeleştikçe oyunculuğa daha fazla abardık. Süslemeleri üstünde biraz ayrıntılı çalıştık. Pandemi benim için faydalı bir süreç oldu. Eve kapanıp kendi kendime çalışmak adına. O yüzden Mehmet Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Yani beni bu kadar özgür bıraktığı için, yani ipimi tutuyordu. Ama onu nerede çekmesi gerek, yani hiç, yani bilmiyorum ki, keşke her oyuncu Mehmet Hoca gibi bir yönetmenle çalışabilse. Yani bu kadar çok şanslı bir oyuncuyum o açıdan. Çok teşekkür ediyorum buradan. O zaman buradan sorayım, aynı şansı yazar olarak siz de hissettiniz mi? Tabii. Çok uzun zamandır bir şey sahneleyelim, sen yönet diyordum. Yok yapmam etmem, hayır olmaz, ben Almanya'ya döneceğim falan diyordu. Zorla okuttum. Okudu, sonra şey dedi ki, ya bir konuşsak biz bunu dedi. Buluştuk, hatta tarihi 11 Mart mıymış, neymiş, dün yollamıştım, 11 Mart'ta galiba. Buluştuk, Janset'i düşünüyoruz dedi, muhteşem dedi. Çok güzel. Ve hiçbir kelimeni değiştirmeyeceğim. Sadece bir iki kelime ekleyeceğim dedi. Yaşayan bir yazar olduğun için bir şey olursa düzeltirim dedi. Ama birkaç kelime dışında hiçbir şey de eklemedi. Hiç seyretmedim provaları. Kapının önünden bile geçmedim tiyatroda, duymayayım diye. Ne yaptıklarını hiç bilmiyordum. Çok heyecanla seyrettim ilk oyunu ben de. Yani onunla çalışmak muhteşem bir zevk. Peki yani gerçekten şey, hani böyle zorlu bir yıl. Yani hani geçti pandemiyle. Onun ardından şimdi işte kültür sanat sezonu da başladı ve gerçekten biz gittiğimiz oyunlarda ya da sinemada, festivallerde hani insanların da gerçekten kültür sanatı özlediklerini de gördük. Bu anlamda da güzel bir şey. Hani hemen yani çünkü biz hani Canset Hanım sizinle daha önce de bir araya geldik şeyde, tam pandeminin olduğu zamanda. Yani evet, kültür sanat alanında gerçekten herkes düşünceliydi. Ne olacak acaba? Hani yeniden oyunlar, sinema salonları açılacak mı? Açıldı, insanlar dijitale çok mu alıştı? Herkes evinden mi izleyecek? Ama biraz onun kırıldığını da gördük. Siz ne dersiniz bununla ilgili? Tabii geliyorlar. Yani insanlar aç ve bir de en iyi reklam afiş değil. Fısıltı gazetesi. Her yerden duyuyorum. Muhteşem Canset. Oyun harika. Şudur budur. Yani evet, paylaşımları gördükçe çok seviniyoruz. Çünkü seyirci iyi bir şey biliyor ve geliyor. Şey diye düşünüyorum. Yani bu aslında çok kısa süreli bir yasak dönemiydi. Ve hepimiz aslında kültür ve sanatın hayatımızda ne kadar güzel bir renk olduğunu fark evet. ettik. Şimdi sadece 2 senelik bir sürede bu elimizden alınınca
o eksiklik. Hı hı. Hani hayatımızda renklerin nasıl solduğu, tamam evden de bir yere kadar hani Zoom toplantıları yapmayı öğrendik, işte tiyatrolar biraz ekrandan falan ama kesmiyor. O sosyalleşme, o hepimizin ihtiyacı olan şey. Daha iyi anladı herkes. Aslında müziğin, kitabın, tiyatronun, sinemanın ruhumuza neden bu kadar iyi geldiğini. O yüzden bangır bangır bağırıyoruz, sahip çıkın sanata ve kültüre ve eğlence sektörüne. Evet, onun evet. Yani eğlence sektörü diye şey yapmamak lazım çünkü ülkenin moralini elinde tutan sektör aslında eğlence sektörü. O yüzden aslında en önemli sektörlerden birisi. O yüzden biraz böyle daha negatife, daha böyle insanları daha depresif edecek projelere bir yatkınlık var son zamanlarda. Bunun da bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Ama oradan dönerek, çünkü artık çok fazla ekran var elimizde, ya da işte tiyatroya sarılarak, daha fazla oyun yaparak, yani yaptığımız işe sarılarak insanlarla aramızdaki bağı koparmamaya çalışıyoruz. Bu iki sene bunu çok güzel gösterdi. Dönüşten de memnunuz. Herkes böyle acıkmış. Onu hissetmek de çok güzel. Biz de acıktık çünkü. Yani ben sahneye çıktığım zaman yani Tomris aracılığıyla bayağı şey özlem gideriyorum yani. Ama siz oyundan sonra da seyirciyle iletişim de kuruyorsunuz. Seviyorum. Evet, ben çünkü hani sizin paylaşımlarınızdan görüyorum, böyle insanlar sizle oyunla ilgili sorular soruyorlar. Siz cevap veriyorsunuz yani sürekli. Yani şimdi özellikle son zamanlarda bu kadar ekonomik krizin olduğu, böyle günlerin yaşandığı bir ortamda birisi bakıp da "Aa, ben Janset'e zamanımı ve emeğimi ayırayım" diye geliyorsa, orada benim başımın üstünde yeri vardır. Sonrasında benim makyajımı temizlemek biraz 15-20 dakika sürüyor. Evet, yani evet. Onu bekleyerek benimle fotoğraf çektirmek için ya da ne bileyim yani sarılıp öpmek için, elimi sıkmak için orada bulunuyorsa, başımın üstünde yeri var. O benim misafirim, seyircim yani. Dolayısıyla tabii ki ben de o özeni, sevgi ve saygıyı biz karşılıklı birbirimize göstererek buralara geldik. O yüzden tabii ki çok kıymetliyim. Onlar olmasa ben boş duvara mı oynayayım? Bence pandeminin güzel bir taraflarından biri de biz böyle tiyatro hani camiasıyla konuştuğumuz zaman en çok böyle sıkıntı çekilen sorunlardan birisi şuydu. Yani biz kendi metinlerimizi yaratamıyoruz. Hani genelde daha çok çeviri, işte klasikleri ya da hani yurt dışında oynanan oyunları uyarlıyoruz Türkçe'ye, işte Türkiye'deki oyunlara falan. Ama gerçekten şimdi bu dönem biz hani sizin oyununuzla da beraber gerçekten şu anda hani Türkiye'deki oyun yazarlarının yeni bir şeyler ürettiğini de görmeye başladık. Bu aynı zamanda yani hem tiyatroda hem de sinemada biz bir de biyografi, yani hani kişileri merak edip onları sahneye ya da perdeye taşımaya da başladık kültür sanat camiası olarak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani niye biz bunca zaman acaba yapmamışız ya da neden bu kadar az yapmışız? Yazar yok. Çok az yazar var. Oyunların bir kısmı hep şeydi, aynı oyunu almışlar, ismini değiştirmişler. Yazar yazmamışlar. İki ayrı tiyatro aynı oyunu oynuyor mesela. İşte Karanlıkta Komedi'nin adı değişmiş ya da işte Şahane Düğün'ün adı değişmiş. Habire oynuyorlar. Yerli yazarlara pek ilgi göstermiyorlardı. Sonra bir furya başladı. Yerli yazarlar da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi çok güzel insanlar geliyor, oyunlar istiyorlar. İşte sizin dediğiniz gibi biyografi filmleri çekiliyor. Oyunlar oynuyor. Yani yerli yazarı, yerli tiyatrolar yeni keşfettiler. Biz 100 yıl geriden gelen bir ülkeyiz bazı açılardan. Yani biz de 1800'lü yıllarda başlamış olsaydık ya da matbaayı daha erken hayatımıza sokmayı becerseydik, olay çok daha başka yere giderdi. O zaman zannediyorum ki dünya üzerinde kimse önümüzde duramazdı. Çünkü burası Anatolia, Anadolu, evet. Ve hikayenin ana ham maddesi burada. Yani bizden âlâ hikaye kimden çıkabilir ki? Dolayısıyla sadece gecikmişliğimizin cezasını çekiyoruz her açıdan. Eğitimde gecikmişliğin cezasını çekiyoruz. Yani işte örgütlenememe sebebimiz de bu. İşte her eline kalemi alanın kendini yazar. Halbuki yazarlık en zor. Onun bir disiplini, onun bir tekniği, bir ölçüsü, iskeleti var. Hani Kaan Bey'in yanında burada onun yerine konuşuyor gibi olmayayım ama
Dolayısıyla hani koyunun olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi, işte olur abi, çekeriz abi, getir abi, yaparız abi, hallederiz abi, görelim falan, el yordamıyla böyle böyle daha aslında, yani kimse kusura bakmasın, istiyorlarsa sonuna kadar da tartışırım ama bu ülkede bizim sektörümüz daha yeni yeni apalamaktan ayağa kalkma seviyesine geçmeye çalışıyor diyeyim ben. Özür dileyerek herkesten. Durum bu. Aslında hani siz sebeplerini açabiliriz. Evet. Onun mücadelesini veren insanlardan birisiniz. Hani mesela ilk amacımız oyuncular da ülke kalkınsın, daha zengin olalım, evet, daha tabii gelişelim, gençler daha akıllı olsun, herkes daha fazla seyretsin, okusun, ilgi alakası olsun. Yani bugün Matrix seyrettirdiğiniz bir insana ya da Yüzüklerin Efendisi seyreden bir insana bir şeyleri tırnak içinde kakalayamıyorsunuz. Biraz evet, gerçekçi yani olmak gerekiyor. Yani öyle 3 günde oluşturduğun hikayeyi böyle 26 bölüme sündüremiyorsun. Sünmüyor işte, görüyoruz birlikte. Hele yani şu dönem şimdi biraz televizyona baktığımızda falan hiç olmuyor. Yani biraz gerçekçi olalım. Ben biraz işin gerçekçi kısmında olduğum için daha sert ve katı görünüyorum ama gerçek siz tavrınızı da net koydunuz. Zaten yer de almıyorsunuz. Hani polyanlayım yeri geldiği zaman da. Şimdi teknik mevzularda bu olduğu için evet, hani o yüzden bir soru soracaksak kendimize dönüp sormamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Şey, dijital biraz bunu kırmaya çalışıyor galiba. Evet, hani çok işte güzel daha oluyor. Şey çok orijinal. Çok güzel oluyor çünkü yapımcı vizyonuyla gelişti bu ülkenin eğlence sektörü. Şu anda ne kadar güzel projeler görüyoruz. Tamam, belki teknik olarak çok düşük falan ama ne güzel fikirler var. Evet. Yani sohbet programları yapıyorlar, eğlence programı, oyun programları yapıyorlar. Ne kadar çeşitli. Keşke televizyonda bu kadar çeşitlilik gösterseydi. Yani gösteriyordu ama şu anda sabah programlarından hallice bir şeye doğru evet gidiyor. O yüzden çok çok memnunum bu platformların çoğalmasından. Bir hatta bir espri yapmışlardı. Sabah evlendirip öğleden sonra boşuyorlar. Sonra haberlerde de o boşananların haberlerini yapıyorlar diye bir şey öldürüyorlar ya da öyle bir şey yapmışlardı. Şimdi tekrar oyuna dönersek, benim oyunda sevdiğim noktalardan birisi de şuydu. Yani Tomris Uyar'ın hayatından yola çıkarak kadınları anlatıyorsak da ama kadınları belirli bir şey içerisinde anlatmıyoruz. Yani hani kadınlar biraz da kendisinin farkında olsun ya da benim hani oyundan anladığım. Kadınlar kendini farkına varsınlar, yeteneklerinin farkına varsınlar. Elbette bazı insanlar bazı şeyleri söyleyebilir ama kadınlar kendilerine inandıkça her şeyi başarabilirler. Yani benim çıkarımım bu oldu oyunda. Hani Tomris Uyar sizde nasıl bir etki bıraktı? Siz şey yaparak, yani hani hem oyunu oynayarak ve siz yazarak, yani nasıl, siz nasıl ayrıldınız Tomris'ten? Özgür bir kadın. O dönemde bile, yani 70'lerde insanların biraz daha tutucu olduğu dönemde, el ele tutuşamadığı dönemlerde daha özgür. Yani ayrıldım, boşandım, evlendim diyebilecek kadar, ben otelden çıkıyorum, gezeceğim, insanlarla tanışacağım ya diyecek kadar, düşüncelerini yazacak kadar. Belki o zaman çok fark edilmemiş. Ama şimdi sizin de demin dediğiniz gibi gidip bir Tomris Uyar kitabı alınıyor. Okunuyor. İşte seyircinin bana ben okudum bu sözleri bulamadım demesi o yüzden hoşuma gidiyor. Okunuyor çünkü özgürlüğün temsilcisi bir kadınmış. Biz belki de istemeden Janset'in vücudundan bir özgür kadın yaratarak, çünkü kadının da hakları var. Yani zaten var, bu bir şey YouTube değil ama bir kadın da bir erkeği isteyebilir. Bir kadın da bir erkeğe işte yanaklarım al oldu, harika bir gece geçirdim diyebilir. Ama biz hep yalıtılmıştır. Kadın hiçbir şey istemez. Evde bekler, evet, doludur, yalnızdır. Ya da ağlar böyle şey. Bir şey falan. Yani bu kadın elinde şey, ne derler buna, meşale çıkmış gidiyor. Yani Tomris Uyar'ın üstünden Janset belli bir kadın akıllı başlatacak belki de. Daha özgür kadın. Yani ben kadın erkek diye ayrılmasından zaten baştan itibaren bir şey ayarım kayıyor. Yani teknik özelliklerimizden dolayı ayrıştırılıyor olmamız. Tabii makinenin işleyişinden dolayı, yani biz doğurabiliyoruz, başka şeyler yapabiliyoruz. Erkekten başka şey. Hani o şekilde ayırmayı anlarım. Ama hak, hukuk meselesinde bu kadını bastırmak. Çünkü kadın zaten sanıyorum aklından ve gücünden korkan erkeklerin böyle bir egemen, erkek egemen
ataerkil bir kafaya yatmaya çalışmasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Oysa bakıldığı zaman anaerkil toplumlar çok daha sağlıklı, çok daha akılcı, çok daha medeni ve çok daha yardımlaşarak ilerlemişler ve büyümüşler. Keşke analarımızın lafını dinlesek. Mesela Tomris'in düşlerini kimseye emanet etmeyeceksin, kaptırmayacaksın cümlesi benim herhalde hayat mottom diyebilirim. Yani hani ne kimsenin düşlerime elini uzatmasına izin verdim, becerebildiğim kadar, ne kirletmesine izin verdim. Tomris'le o açıdan çok benzeşiyoruz. Yani senin örfün, benim adetim uymuyorsa ben ne yapabilirim diyor mesela oyunda. O kadar doğru ki. Yani el alem olduğu için o kadar umurumda değil ki. Yani çok örtüşüyoruz ve hani benim sözlerim, ben de olsam bunları söylerdim diye düşünüyorum. Yani o yüzden de çok güçlü bir tekst. Ki bir erkeğin elinden çıkmış olmasına rağmen tamam ilham kaynağı bir kadınmış ama bir kadına hayatı duruş, anlayış, ifade ediş olarak bu kadar özgür ve çok nötr bakabilmiş olması çok kıymetli. Yani o yüzden tebrik ediyorum da aynı zamanda. Gerçekten çok çok güzel bir hani bir tekst. Erkeğe dönüşebilirdi değil mi? Erkek tabii, bakış çok, açısına dönüşebilirdi tabii, ama kadını ezerek ya da kendini orada biraz küçülterek, daha gölge bir insana dönüştürerek ifade edebilirdi bunu ama çok özgür bırakmış. Yani kalem akmış, siz izin vermişsiniz gibi bir şey hissediyorum. Kadına izin vermiş yani. O yüzden de çok aynı fikirdeyim. Ya zaten o yüzden çok sevdim. Zaten o yüzden içinde olmak istedim. Biraz şey oldu yani, ortaya çıkarış, yani oyuncunun kendi kendine şeyidir o, biraz boğuşmasıdır. O da biraz zorlu geçti kendi içinde ama ortaya çıkan sonuçtan memnunum. Kadınlara bir nebze özgürlük adına, evet abi ben niye gölge değilim ben dedirtebilecekse bu oyun, çok mutluyum. Çünkü biz gölge değiliz yani. Kendi aklı, fikri, gücü, enerjisi olan, üretken, hatta doğurgan. Dolayısıyla kadını üstün değil, el üstünde tutmak da değil, saygı, sevgi çerçevesinde yanında tutabilen ülkeler ileriye doğru gidebilir. Bunu da bilerek bize tersi bir şekilde davranıyorlar. O yüzden bu yanılgıya düşmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben dün yazdım daha Twitter'a. Yani kadın cinayetleri oluyor. Gencecik kızı şey yapmış. Yani annelerin, babaların biraz daha oğulları eğitmesi lazım. Yani kadınların da kıskanç erkek beni seviyor dememesi lazım. Baştan uyanıp hemen kaçıp gitmesi lazım. Yani bu korkunç hale geldi. İşte bu arada bu oyunu Tomris ilk izledim. Hep diyordum zaten. Ömür boyu senin. Bir başka kimse bu oyunu oynayamaz. Ben de izin vermem zaten. Kimse de izin vermez. Ömür boyunca Tomris de anılacak ve Tomris onunla bütünleşecek. Ömür boyunca oynayacağı bir oyun oldu. O kadar mutluyum ki yani 10 yıl sonra da seyretsem aynı kadını seyredeceğim, aynı heyecanla seyredeceğim. Gerçekten. Peki biraz da makyajınıza hani değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten bir hani farklı bir makyaj tekniği var yüzünüzde ve o da uzun sürüyor galiba. Biraz bize bahseder misiniz? Hem öncesi hem sonrası oyuna hazırlık aşamasında. Çok önemli bir detaya parmak bastınız. Bu benim için ayrı bir şey zaten. Durum. Sordunuz şimdi mu? Oyunu, çok özür dilerim. Hani yönetmene neden böyle diye sordunuz mu? Yönetmene yapmadık. Onu tekste okuduktan sonra bir kere olayın zaten başka bir yere savrulacağını anladım. Yani bunu ben oynayacaksam bu kafamda bir şeyler uçuşmaya başladı. Yönetmenimle zaten aynı kafada ilerlediğimiz için bence bu kadar başarılı da olduğuna inanıyorum performansımın. Yönetmen destekli bir performans. Kemal Doğulu'ya gittim. Kemal'im dedim, bu teksti bir oku. Eğer sen de okey dersen ben bunun imaj tasarımını seninle birlikte yapmak istiyorum. Çünkü benim derdimden Kemal'im anlar. Kemal benim bu sektörde kariyerimizin paralel olarak birlikte yükseldiği bir dönemi biz birlikte yaşadık. Yani benim 30 yıllık arkadaşım Kemal ve hem aklına
hem çalışkanlığına, hem iş disiplinine, hem vizyonuna son derece saygı ve sevgi duyduğum bir insan. Okudu. Bana dedi biraz müsaade et. Üstünde biraz böyle bir şeyler uçuşturdu. Onun çalışma kısmını o daha iyi anlatır. O kısımlarında ben yoktum. Sonra bir iki kere saç makyaj çalışması yaptık. En son aşağı yani ilk üstümde makyajı denediğinde ben kafamda artık Tomis'i oturtmuştum. Yani eksik bir takım noktaları vardı. Hı-hı. Bir türlü adlandıramadım. Yani bir şey eksik, bir şey Hı-hı. eksik diyordum. Ne zaman ki Kemal bana budur bacım diye gösterdi. Dedim yani işte hani işini bilen insanla çalışmanın keyfi de bu. Tomris o sizin gördüğünüz şekle oturdu. Aslı Girgin'le beraber fotoğraf çekimini yaptık. O karelerden birisini Kemal aldı. Ve o sizin bugün gördüğünüz Hı-hı. benim de bayıldığım posteri yaptı. Onu da şeklen gördüğüm zaman artık kafamda Tomris'e dair hiçbir soru işareti kalmamıştı. Tamam. Dedim, evet makyaj biraz uzun sürüyor, onu da yeni öğreniyorum. Makyaj yapmasını biliyorum tabii de, hı hı. o daha o özel bir makyaj. Yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor ama hiç önemli değil. Çok büyük bir keyifle yapıyorum. Buradan Kemal'ime de çok teşekkür ediyorum. O sihirli dokunuşunu biliyordum yapacağını, böylesine güzel yaptığı için. Hı hı. Aslında bence belki de bizim dikkatimizi çeken hani işte o çağdaş yorumlamasına neden olan belki de makyaj yani sizin o düşünceniz ilk etapta herkesin dikkatini çeken tabii ki görsel olduğu için o posterlerdi. Dolayısıyla hani onun imaj tasarımı Kemal'in. Hı hı. İçini de biz doldurabildiğimiz için yani öyle bir afiş gördükten sonra böyle bir oyun seyredebiliyor olmaları yani bütün projenin tamamen iç içe bu şekilde uyumlanmış olması çok yani bir insan daha ne ister ki böyle bir şey bir yaratım sürecinde. Evet. Oyun Kocaeli'ye gidiyor bu ay. Değil mi? Başladı turneye. Kocaeli, Ankara, İstanbul sürekli olacak. Daha yeni başlıyoruz turneye. Aralık daha yoğun olur tahmin ediyorum. Çünkü anca yeni çıktık. Yeni hani geçen ay yaptık basın gösterimimizi. Çok fazla oyun var. Dolayısıyla dolu düzgün bir turne, bayağı yoğun bir sezon süreci bekliyorum açıkçası yani. Hani böyle oyun seyredildikçe sağ olsun bütün seyirciler de hani gidin 50 dakika 5 dakika gibi geçti doyamadık falan gibi güzel iltifatlar yaptıkça. Evet, hiç olumsuz bir şey duymadık yani maşallah. Şimdi. Maşallah. Maşallah. Ya diyorum ya ayağa kalkıyor insanlar ve ben hep önden seyretmiyorum. Bir kere önde oturtuldum. Hep seyirci arasında oturuyorum. Hı hı. Ve tek oturuyorum. Ağlayan insanlar var. Sonunda sesi titremeye başladığı zaman ağlayan, o bir şey dediği zaman, bir kadın görüşünü söylediği zaman onaylayan, kahkahalar atan insanlar var. Yani arada seyretmek de çok eğlenceli bir şey. Evet. Peki ben çok teşekkür ederim. İyi ki yazmışsınız. İyi ki Janset Hanım oynamış. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Hani belki de Tomris Uyar bizim zamanımızın kadınıydı. Belki o dönem hani o 70'lerde yazdı. Her dönemin kadını olduğunu biraz anlayacağız galiba. Ya da bizim galiba. Jenerasyon daha mı iyi anladı diyelim belki de onu. Öyle diyelim. Evet. Gençler de, şimdi gençler evet, de çok evet. şey. Evet evet. Anlarsak anlatırız yani. Yani onların mesela geçen üniversite öğrencileri gelmişti. Yazdıkları gözlerindeki ışıltı o kadar güzeldi ki. Yani sadece birine hayran olmak değil. Hayran olduk kişinin onlara bir şey anlatabilmesi onları çok etkilemişti. Hı hı. O yüzden başarılı olacağız sanırım daha fazla. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tomris Uyar'ın güzel bir sözüyle programımızı kapatalım. Unutma dedi ihtiyar demir kapıyı açarken. Düşlerini kimseye emanet etmeyeceksin, kaptırmayacaksın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.